Siz barıştınız mı yoksa? Hadi Timur'u bitireceğim deyince biraz yüzün düştü. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hani böyle bakınca senin ne mal olduğun belli oluyormuş zaten. Boşuna diktiriyorsun bu kıyafetleri. Yani diyorsun eşeği altın semer vursan yine eşektir. Yalnız seni biraz cesaretli gördüm prenses, gözümden kaçmadı ha. Çünkü senden korkmuyorum artık. Yoksa aşk mı konuşturuyor? Ya sen fedaiden ayrılmak istemiyorsun. Ya vallahi yakışıyorsunuz da. Siz tamam saçmalama. O zaman özgür kalacaksın diyorum. Kafesini açacağım diyorum. Niye güvenmiyorsun bana? Daha önce öldürmeye çalıştığın için olmasın o. Ya o dündü prenses. Konjonktür değişti. Dünya dönmeye devam ediyor. Senin ölmen benim artık işime yaramıyor. Özgür, şu adamı iyice bir araştıralım. Bir bakalım Ejder Arcan kimmiş? Daha önce kimlerle çalışmış? Bilelim. Gözün neden tutmadı? Abdullah seçmelerinde bile bir mantık vardı. Ama bu adam... Bilmiyorum. Aramıza kattıklarına göre bir bildikleri var demek ki. Demek ki. Biz yine de tedbirli olalım. Abdullah'ta yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyorum. Önümüzdeki sevkiyat yeterince büyük. Ejder mühim sağlayana kadar bütün sorumluluk bende olacak. Dikkatli olalım. Merak etme. Anladım Adem. Sen kendine dikkat et. Haberleşiriz. Yakında yeni bir sevkiyat varmış. Adem şimdi haber verdi. Güzel, tamam, şahane. İşimize yarar. Ama nerede, ne zaman bunları öğrenmek lazım? Evin içinde kulağımız var. Yasemin. Aynen. Bu sıralar çok işimize yarayacak. Zor ama Timur'la olan savaşını kazanırsam bizzat teşekküre geleceğim. Ama mümkün olduğunca görüşmeyelim o zamana kadar. O kadar kolay değil prenses. Emek olmadan yemek olmuyor. Sen de bana yardımcı olacaksın. Ne yardımı? Mesela şu bordo bareliden hala kurtarmadın bizi. Ya dönüp dolaşıp aynı konuya geliyorsun. Bıkmadın ha? Ya hangi konuya gelelim? Bütün planlarımı o mahvetmedi mi? Ha, senin şu beni öldürmeye çalıştığın plan ama Adem beni son dakika kurtarmıştı, o değil mi? Ya tamam, sağ olsun. O zaman kurtardı ama zavallı Ahmet'in ölümüne de o sebep oldu. O bordo bereli etrafta dolandığı sürece benim içim rahat etmeyecek. Senin gibi adamlar da benim etrafımda dolaştığı sürece benim içim rahat etmeyecek ve ben Adem'den vazgeçmeyeceğim. Sen işi yokuşa sürüyorsun ama ya. Ya Timur'la Adem'in birbiriyle ne alakası var? Adem benim korumam. Sen beni salak mı sanıyorsun? Timur bütün aileyi ona emanet etmiş. Neredeyse şirketi üstüne yapacak. O bordo bereli gidecek. O kadar. Yapmazsam ne yapacaksın? Hah, işte muhabbetin en güzel yerine geldik. Önce kocan seyreder, sonra internete düşer, bütün dünya seyreder. Bunu sen mi tehdit ettin? Yok, ben değil. Başkası. Zamanı gelince gerekirse sana söylerim ama önce o bordo bereliği ayağımın altından çekeceksin. Ne düşünüyorsun ki kızım? Timur Bey çıkmadan git konuş işte. Anne, ne zaman gideceğiz almaya? Söz vermiştin. Hayrola nereye? Arkadaşım doğum vardı, ona hediye almak istiyordu. Hoş geldiniz. Baba sen de gidelim mi? Nereye kızım? Arkadaşımın doğum günü var. Ona hediye almamız lazım. Öyle mi? Kızım işi vardır babanın. Ben seni götüreceğim.
Ay ne olacak canım? Bir saate gider gelirler. Baba kız beraber gitsinler işte. Ama hadi lütfen gidelim. İyi hadi tamam gidelim. Annesi biz gidiyoruz. Hadi. Ayakkabılarını giy. Nevin. İşte sana fırsat. Madem bir saat yok. Git konuş Timur Bey'le. Damlatmam ha. Tamam. Bir de çok hızlı yeme. Boğazın şişer. Ama yavaş yersem erir. Ama diğer türlü de annenle uğraşıyoruz. Arayı bul işte. Senin tişörtün ne yazıyor? Dondurma mı? Dondurma. Sen bana zaten ince bir mesaj vermişsin. Evet. Ama ne kadar saklanırsa saklansın bir açığı çıkacak. Merak etme onu ben bulacağım orada. Bu yanındaki adama da iyice bir bakalım. Yok yapamayacağım ya. Ne var? Ya Nevin. Ne kadar tatlı bir kız olmuş bu ya. Babasının elinden tutmuş dondurma yiyor uslu uslu. Sakın Ferda. Uzak dur Ece'den. Garibimin hiçbir şeyden de haberi yok. Elini tuttuğu adam babası değil. Babası desen annesini saf zannediyor. Of Nevin of. Daraldım vallahi ha. Senin şu evliliğinde ne büyük bir yalan üzerine kuruluymuş kızım ya. Öğrensinler mi Nevin? Kocanı nasıl kandırdığını. Hı? Tamam. Tamam. Hayır. Bulacağım paranı. Haber bekle benden. Hadi bakalım. Göreceğiz. Başımızda bu kadar tantana varken şirketin işleriyle de ilgileniyorsun değil mi Özgür? Evet, finansla yatırım danışmanlarıyla sürekli mesaideyim. Merak etme. İyi. Kusura bakmayın ben rahatsız ettim. Sonra gelirim. Yok sorun yok. Biz de bitirmiştik. Haberleşiriz. Nevin Hanım. Buyurun oturun lütfen. Lütfen. İyi misiniz? Hı. Solgun görünüyorsunuz biraz. Timur Bey ben su alabilir miyim acaba? Çok özür dilerim. Benim hatam. Ne içersiniz diye bile sormadım. Buyurun. Sağ ol. Nevin Hanım. Sıkıntınız nedir? Ben... Benimle rahat konuşabilirsiniz. Hatta size bir tavsiyede bulunayım. Bu tür durumlarda en kolay yöntem ne biliyor musunuz? Aklınızdan geçeni bir anda söylemek ve kurtulmak. Bence siz de öyle yapın. Timur Bey. Benim çok acil 50 bin liraya ihtiyacım var. Çok zor durumdayım.